Recep Çalkaner'le birlikteyiz. Aslan Kayserilim denince, Kayserilim olunca şimdi olmuyor. Kayserilim. Değil mi? Neden Kayserilim? Efendim şimdi biliyorsun yıllardır program yapıyoruz. Kayseri kültürü babamızın malı. Evet. Yani bize kaldı. Herkesin götürdüğü bir şeyler var uğraştığı. Biz de 12 kitabımızla birlikte 40 yıldır... Kaç senedir yapıyoruz biz birlikte sizinle? Ben, yok hani siz 40 sene de... He, tabii. Ben 13 senedir programcıyım. Doğru. 13 senenin 13'ünde de hep programlarımda zaman zaman yani sizleri görüyoruz. Ve ilk şair konuğum Recep evet. Çalkaner'di. Beni ilk telefonla arayıp ben size bir sürü kitap getireyim. Şiir kitapları, madem sizin şiire alakanız var, şairlerle yakın ilgileniyorsunuz diyen konuklarımdan, ilk konuklarımdan evet, biriydi Recep evet. Bey. Ve gerçekten insanları seviyoruz. Evet. Kadın, kız fark etmiyor. İnsanı seviyoruz. Yani orada seviyoruz, yaradandan ötürü. Okuduğunuz şiirde de bahsettim ya. Evet. İnsanları kadın, kız, erkek gözetmeksizin adam olanı, insan olanı çok seviyoruz ve aşığız. Siz de okudunuz ya. Aşığım insanda öze aşığım, yerinde söylenen söze aşığım. Aşkım ne kadına ne kıza değil, aşığım ben gülen yüze aşığım. Seviyoruz insanları. Böyle olunca da kendi kültürümüzü, madem ki bir şeyler yazıyor, çiziyoruz, Kayseri'mizin çok büyük, geniş, derin kültürü var. Bunu da işlemek şart diye düşünüp, şiirlerle beraber Kayseri ağız özelliğini işlemeye çalıştık. Evet. Dediğim gibi 12 kitabımızdan çoğunu sizin programlarınızla, dostlarımıza yeri geldi, hediye ettik. Telefonla ulaşanlara evet, verdik. Bu arada çayımız geldi. Tabii. Recep Bey bir çay içmek istemişti. Hemen rica ettik. Çok zahmet oldu aslanım. Konuğumuzun kibiriyle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi çok konuşunca Recep Bey böyle bir boğazında kuruluk olduğu için tabii ki çok konuşunca diyorum ya, konuşmayı seviyoruz aslında. Ben de öyle, siz de öyle. Hemen ses tellerinde benim nodül oluştu. Neden oluştu ki acaba bu falan deyince, çok konuşanlar da olurmuş. Sizde de var mı böyle bir soru? Vallahi biz buna çok konuşma demiyoruz. Bilen konuşur. Bilmeyen niye konuşacak ki? Güzeldi, bu iyiydi şimdi. Dolayısıyla işte Kayseri kültürünü işlemeye çalıştık. Bu arada Karadenizlilerin evet, fıkralarla Türkiye fıkralarını, çekimlerini yapıp Kanal 7'de de destek bularak görüntülendiğini gördük. İzledik, fıkralar çok güzel, evet. Hepsi birbirinden güzel demiyoruz, güzel fıkralar. Ya artık dünyaya mal olmuş yani Karadeniz fıkraları. Evet. İşte onun için ben buradan ayağa kalktım. Dedi ki ne demek ya, yarısı Kayseri fıkrası onların oynadığının. Bizim fıkralarımız onlar katlar. Nasıl katlar? Sivri zeka ürünü fıkramız olduğu için. Onlarınkine bakın, abuk subukları da var. Ama bizim fıkralarımızı canlandırdıkları için ben ayağa kalktım. Nasıl oluyor? Ben madem bu işlerle ilgiliyim, uğraşıyorum, Kayseri fıkralarını yapmak, yaşatmak, yayınlamak siz, bana düşer. İnternette dedik, yayınlıyorsunuz. Yakın çevremden, bildiğim çocuklardan oluşulan ve grup kadasını aldığım denilen bir ekip kurdum. Grup kadasını aldım. Vay güzel. Bize ait. Ve üniversiteyle anlaşarak 350'ye yakın video çektim. Çok her güzel. Yerde, her köşede. Efendim, örneklemek gerekirse Kayseri zekasının ürünü olan, sırf güldürmelik değil, fikir veren, fıkralar pratiğimizi,
zekamızı öne getiren fıkralarımız. Kuru yemişçi mesela. Üslüğü giydik. Dükkanın önünde dururken küçük bir çocuk geliyor, geçerken çuvallarla fındık fıstık kapıda duruyor. Fındığa böyle ağız açıp bakıyor çocuk. Ya bir de şunu araya hemen şöyle tabii bir parantez açalım. Kayseri esnafı, çoluk çocuk mesela şekercinin önünden geçerken mutlaka esnaf, evet, bu başka Kayseri yerin, Kayseri olmaz, dışında başka bir yerde olmaz, olmaz. Hemen çocuk böyle bakıyorsa bir avuç alır verir. O kadar. Kuru yemişçide de bu böyledir değil mi? Müşteri veli nimetimizdir. Önce gönül alırız. Tattırırız. Ayağını alıştırırız. Sonra dostluk kazandığımız zaman o zaten bize kazandırır. Evet. İlke o. Şimdi çocuk oradan bakıyor olunca ben dedim ki bak ya oğlan evladı bir de. İmrendi. Ha bir de öyle olur. Evet imrendi. Hadi oğlum oradan bir avuç al. Yok almam. Niye? Sevmem yavrum. Severim emmi de sen verirsen alırım. Lan ne farkı var yavrum? İyi de emmi senin avucun daha büyük. Çok güzel.